Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili Türkiye'nin 50 yıldır Avrupa Birliği kapısında bekletildiğini hatırlattı. Erdoğan, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de nasıl Finlandiya'nın önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım," diye konuştu. Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Deniz Sivicic, NATO'dan, ülkenin kuzeydoğusundaki Brčko bölgesine asker konuşlandırmasını talep etti. Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er, Hasan Taş ve Furkan Güner Gök'ün kanı yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te 3, Barış Pınarı bölgesinde 1, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Zap bölgelerinde 2 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. AFAD'ın 15 il için verdiği uyarının ardından pek çok ilden sel haberi geldi. Sağanak yağışın etkisiyle Düzce ve Zonguldak'ta su taşkınları yaşanırken, Bolu'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülüyor. Sakarya'da yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su miktarı maksimum seviye olan 32,20 metreyi aştı. Siyonist İsrail işgal güçleri, işgal altında tuttukları Batı Şeria'da, bu yılın ilk yarısında Filistinlilere ait 303 yapıyı yıktı ve yaklaşık 44 bin dönüm araziye el koydu. Amerika tarafından terör örgütü DAEŞ ile sözde mücadele söylemiyle yerle bir edilen Irak'ın Musul kenti, 6 yıldır yeniden imar edilmeyi bekliyor. Amerika tarafından kuruldu, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan DAEŞ terör örgütü, yine Amerika tarafından bölgede kullanılan diğer bir terör örgütü PKK'nın bölgeye yerleştirilmesiyle bir anda ortadan kaybolmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne, deprem bölgesindeki tarımsal sulama yatırımlarına ilişkin malların, bakım ve onarım giderleri için 4 milyar lira ödenek tahsis edildi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İtalya hükümetinin Libya sivil havacılığına yaklaşık 10 yıldır uyguladığı ambargoyu kaldırdığını duyurdu. Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine otomotiv ihracatını yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %20 artırdı. Türkiye'de işsizlik oranı Mayıs'ta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla Mart 2014 seviyesi olan %9,5'e geriledi. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa'da toplam 13.2 milyar Türk lirası alacağın bulunduğunu ve bu borcun 3.5 milyar TL'lik kısmının Viranşehir'deki aboneler tarafından oluşturulduğunu belirtti. Depsaş Enerji'den tarımsal abonelerle ilgili yapılan açıklamada ise, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki abonelerin %80'inin fatura borcu bulunduğu ve şirketin toplam alacak miktarının 16 milyar TL'yi aştığı duyuruldu. Önceki gün Viranşehir'de enerji kesintisini protesto için uluslararası İpek yolunu taşlarla ve ateş yakarak kapatan çiftçilerden 21'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 21 kişi bugün adliyeye çıkarıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen eylemcilerin sorgusu devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bakanlık tarafından görevlendirilen belediye ekipleri, son olarak Atatürk Bulvarı'nda bulunan ağır hasarlı Star 4 apartmanının yıkımını gerçekleştirdi. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent mahallesinde, ana ısale hattı bağlantı çalışması nedeniyle, bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı belirtildi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, eski havaalanı yakınında bulunan ve belediye mülkiyetindeki arsada, makine parkı, atölye, depo ve fidanlık olarak hizmet verecek tesisin temel atma törenine katıldı.
Karaköprü Belediyesi'nin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında açtığı Karamek meslek edindirme kurslarıyla ilçedeki hanımlar boş zamanını değerlendirerek hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez mahallelerde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmaları kapsamında Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki yolları yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.